İyi günler sayın seyirciler. Bugün 29 Kasım 2024 Cuma, haftanın son işlem günündeyiz. Saatlerimiz 16.30'u gösteriyor. Gün sonunda karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Yurttan ve dünyadan önemli başlıkları aktaracağız. Son verileri de birazdan sizlerle paylaşacağız. Önce her zaman olduğu gibi konuklarımızı tanıyalım. Sayın seyirciler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 3. çeyreğe ilişkin dönemsel gayri safi yurtiçi hasıla verilerine göre ekonomi 3. çeyrekte yıllık %2,1 büyürken dönemsel bazda ise %0,2 daraldı. Veriler pandemi sonrası en düşük yıllık büyüme olarak kaydedildi. Türkiye ekonomisi 2024 yılı 3. çeyreğinde sıkı para politikalarının ve yüksek enflasyon etkisiyle büyüme hızında yavaşlama yaşadı. Gayri safi yurt içi hasıla bir önceki çeyreğe göre %0,2 azalarak daralma gösterdi. Yıllık büyüme ise %2,1 olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı. Bu oran pandemi sonrası kaydedilen en düşük yıllık büyüme olarak kayda geçti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 3. çeyrekte zincirlenmiş hacim endeksiyle yıllık büyüme %2,1 arttı. 2. çeyrek için açıklanan %0,1'lik büyüme oranı ise %0,2 daralma olarak revize edildi. Bu durum Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın derinleştiğini işaret ediyor. Yüksek enflasyonla mücadele eden Merkez Bankası'nın faiz artırımları ve sıkılaştırıcı para politikaları özellikle üretim ve yatırım iştahını olumsuz etkiledi. İmalat sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre %1,2 azaldı. İmalat PMI verisi ise Mart ayından bu yana sektörün büyüdüğünü gösteren 50 seviyesinin üzerine çıkamadı. Bu veriler sanayinin büyüme konusunda zorluklar yaşadığını ve üretimin daralma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Sektörel bazda incelendiğinde bazı alanlarda büyüme devam ederken diğerlerinde daralma yaşandı. İnşaat sektörü %9,2 oranında büyüdü. Tarım sektörü ise %4,6, hizmetler sektörü %1,9 oranında büyüme kaydetti. Buna karşın sanayi sektörü yıllık %2,2 daraldı. İmalat sanayinin yanı sıra hizmetler sektörü de büyüme hızında yavaşlama gördü. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,1 oranında arttı. Ancak devletin nihai tüketim harcamaları %0,9 azaldı ve gayri safi sabit sermaye oluşumu da %0,8 oranında geriledi. Bu durum kamu harcamalarında ve yatırımlarda bir daralma yaşandığını gösteriyor. Dış ticaret cephesinde ise olumlu bir gelişme yaşandı. Mal ve hizmet ihracatı 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 artarken ithalat %9,6 oranında azaldı. Bu düşüş Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu yansıdı ve cari açık üzerinde baskı oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de büyüme verisini değerlendirdi. Şimşek, büyümenin öngörüler doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrettiğini açıkladı. Bakan Şimşek, milli gelirimizin yaklaşık 1/4'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme programımız sayesinde sağlandı. İlk 3 çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer öne çıkan başlığımıza geçelim. Sayın seyirciler, milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantıda işçi kesimine Türk İş, işveren kesimini ise TİSK temsil edecek. Türk İş heyetinde bu yılda 4 işçi yer alacak. 15 kişiden oluşan komisyon yıl sonuna kadar yeni asgari ücreti belirleyecekler.
Sayın seyirciler, Türk İş Kasım ayında açlık sınırının 20.562 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece açlık sınırı asgari ücretin 2.828 lira üzerinde gerçekleşti. Yoksulluk sınırı ise 67.000 liraya yükseldi. Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 26.712 lira oldu. Gıda fiyatları ise geçen aya göre %0,64 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim %67,20 oldu sayın seyirciler. Evet, öne çıkan başlıklarımız böyleydi. Şimdi anlık verileri görelim hemen. Evet, BIST 100'de bugün 9673,23 seviyesini şu anda görüyoruz. %0,34 yukarıda BIST 100. Dolar TL %0,27 yükselmiş, 34,69,29 seviyesinde. Euro'da %0,16 yükseliş, 36,68-34 seviyesinde. Sepet kur, euro ve doların etkisiyle %0,22 yukarıda, 35,68-87 seviyesinde. Gram altında bugün güçlü şekilde yükselmiş, %1,06 yükseliş var gram altında. 2965,40 TL seviyesine görüyoruz altının gramı için sayın seyirciler. Sayın seyirciler, öncü giyim markası Damat yeni yılı moda ile kutla davetiyle iş ve cemiyet hayatının seçkin simalarını bir araya getirdi. Eko Türkiye özel açıklamalarda bulunan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, seri üretimle özel üretimi birleştirdiklerini söyledi. Baktığımız zaman koleksiyonlarımıza sadece tasarım değil, yani insanın hayatına konfor katmak. Yani o şıklıkla birlikte o konforu katmadığınız zaman bir sıkıcılık oluyor. Tabii ister istemez bir de teknolojiyi çok kullanmak, inovasyonu çok kullanmak. Yani biz aslında sadece bir ürün satmıyoruz. Aynı zamanda o teknolojinin bizim hayatımıza nasıl bir katkı sağlayacağı üzerinde düşünüyoruz ve ona göre de planlama yapıyoruz. Damat olarak her güçlü ve yakışıklı damadın yanında güçlü bir gelin olmalı, bir kadın olmalı diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla o temsiliyeti de eksik bırakmamak adına biz kadın giyimine de yavaş yavaş giriyoruz. Kolay değil tabii, 40 yıllık bir birikim, erkek birikimi, ama kumaşta kalite, dikişte kalite. Biz kadında da bunu görmek istediğimiz için açıkçası o piyasada o ihtiyacı da gördüğümüz için kadın koleksiyonlarına da ufak ufak girdik. İşte zaten moda da bir sanat, yani müziğe, sinemaya, tiyatroya benzer bütün çağların bir aynasıdır. Aynayı da insan böyle ayna karşısında kendini iyi hisseder ya, hani bir şey giydiğinde bakar ya, yani ve bütün o çağlarda o modanın bütün değişimleri, dönüşümleri hepimizin içine sinmiştir, içine yansımıştır. Lüks giyimde dünyanın önde gelen markalarından birine dönüşen Damat TV'nin Nişantaşı mağazasında düzenlenen yılbaşı özel daveti, iş ve cemiyet hayatının seçkin simalarını bir araya getirdi. Eko Türkiye özel açıklamalarda bulunan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, seri üretimle özel üretimi birleştirdiklerini söyledi. Seri üretimle biz ısmarlamayı, yani özel üretimi birleştiren bir yatırım yapıyoruz 3. fabrikamızda. Bunun altyapısını yaparken de tabii ki birlikte başladık. Fabrikanın açılışına yola da birlikte yola gideceğiz. Yola devam. Evet. Marka da bana çok yakıştı. Çok içselleştirdiğim, benimsediğim, üstüme giydiğimiz her şeyin dört dörtlük oturduğu. Hani ben çok küçükken şıkımı bilirim derdim. Hakikaten bilirmiş. Online satışta şu anda ben kendi segmentimizde pazar lideri olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü artık o kadar zor ki Keremcim, burada mesela günde 4-5 bin tane ürün satıyorsun. Onların her birini birer birer paketlemek zorundasın. Yani böyle bir gerçekten onun sistemini, altyapısını, kurgusunu yapabilmek. Ama burada sürdürülebilirliği ve dijitalleşmeyi birlikte düşünmek lazım. Çünkü yaptığınız iş doğaya, çevreye, yani bir şekilde insanlığa nasıl bir katkıda bulunuyor? Bunları hep düşünmemiz gerekli. Yani bunların hepsi bizim için ince ayarlar. Bunların hepsini düşünüyoruz. Ve aynı zamanda da Türk markaları olarak biz dünyada çok iyi şeyler yapıyoruz. Bunda da bir öncülük yapıyoruz. Sayın seyirciler, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşmelere başlandı. Bu görüşmeleri EkoTürk Ankara temsilcisi Gökçen Tuncer takip ediyor. Gökçen şu anda karşımızda. Hoş geldin yayınımıza Gökçen. Hoş bulduk Özlem. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yoğun bir gündü, meclisteyiz. Evet, görüşmeleri takip ediyorsun. Zaman zaman hararetli tartışmalar da sanıyorum yaşanıyor. Detayları alalım senden. Hem de muhalefet temsilcileri de az önce ifade ettiğim gibi söz alarak açıklamalarda bulunuyorlar. Komisyonda kimler var, neler konuşuluyor? Tamamdır, hemen başlayalım. Teşekkür ediyorum ve daha herkese güzel bir öğleden sonrası dileyelim. Evet, dediğimiz gibi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nu takip ettik. Hatırlanacağı üzere 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 18 Ekim'de Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'na teslim edilmişti. 31 Ekim'den bu yana da bakanlıkların ya da altlarında kendilerine bağlı olan başkanlıkların bütçeleri gün gün bu komisyonda görüşüldü. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmeleri vardı. Bütçe görüşmelerinin komisyon süreci hatta şu anda hala devam ediyor. Bugünle birlikte bütçe görüşmelerin komisyon süreci sona ermiş olacak. Peki komisyonda kimler vardı ve de neler konuşuldu, ona hızlıca bir bakalım. Cumhurbaşkanlığı bütçesini sunan isim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı. Bunun yanı sıra İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ya da Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, ofis ve kurumların da temsilcileri yine bugün Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı. Bunun dışında elbette ki iktidar ve muhalefet milletvekili de hazır bulundular salonda. Diğer bakanların, bakanlıkların bütçeleri yaklaşık 25 gündür tartışılıyor. Pek çoğu da olaylı başlamıştı. Örneğin İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin tartışılacağı gün muhalefet son dönemdeki kayyum atamalarını proteste etmek için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı bir süre sonra almamıştı. Yine benzer şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın bütçeleri tartışılırken bu son dönemde konuşulan yeni doğan çetesi ve kadın cinayetleri nedeniyle muhalefetin sert eleştirileri olmuştu ve de bu görüşmeler olaylı başlamıştı. Bazı görüşmelerin biz akşam geç saatlerine kadar devam ettiğini de gördük. Ancak bugünkü Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi görüşmeleri nispeten sakin başladı diyebiliriz. Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem Cumhurbaşkanlığı'nın hem de bağlı kurum ve kuruluşların geçmişteki ve 2025'teki bütçeleri hakkında da bilgi verdi. Şimdi buna göre rakamlara geçersek biraz. Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yılı bütçe gideri 7.8 milyar liraydı. 2024 için ise 12 milyar liralık bir ödenek ayrılmıştı. 2025 için ise bu miktar 16.9 milyar liraya kadar çıkmış durumda. Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ofisinin faaliyetlerinden de bahsetti Cevdet Yılmaz. 1973-2002 yılları arasında 15 milyar dolar olan dolarlık yatırım çekebilen Türkiye 2003 ile bu yılın Eylül ayı arasında 270.2 milyar dolar yatırım almıştır dedi. Yıllık ortalama yatırım miktarının ise 1 milyar dolardan 13 milyar dolara kadar yükseldiğini de sözlerine ekledim. Yılmaz'ın bahsettiği başlıklardan bir diğeri ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ydı. Buna göre 2023 yılında 5.4 milyar lira harcayan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bütçesi 2024'te 40 kat artarak 217.1 milyar liraya çıktı. 2025 için öngörülen bütçe ise 2024 bütçesinden 73 milyar lira daha fazla ki 290 milyar liraya kadar çıkıyor. Şimdi her bütçe döneminde kamuoyunda merak edilen 3 başkanlık daha var. Bunlardan ilki İletişim Başkanlığı. Bu başkanlığın da bütçe gideri 2 sene önce 3.2 milyar liraydı. 2024'te bu miktar 4.1 milyar liraya kadar çıktı. 2025 için öngörülen ise 6.1 milyar. Muhalefet İletişim Başkanlığı'na basın özgürlüğü konusunda eleştirilerini yöneltti. CHP'nin halkla ilişkiler ve medya ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı muhalif gazetecileri infaz kurumu haline geldi. Bunu da devlet imkanlarıyla yapıyor. En kötüsü de bu şeklinde bir eleştiri yöneltti. Bunun dışında CHP'li Ali Mahir Başar ise İletişim Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin 344 milyon lira olduğunu hatırlattı. 2018'de İletişim Başkanlığı'nın 584 personeli varken bugün ise 1600'e kadar yükselmiş olduğunu iddia etti. Ve diğer çok merak edilen bir başkanlık Savunma Sanayi Başkanlığı.
Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamasına göre savunma sektörünün cirosu 2002'de 1.1 milyar dolardı. 2023'te ise 15.5 milyar dolara kadar yükselmiş durumda. İhracat ise 248 milyon dolardan 5.5 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi yıllık bütçelere geçersek de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2023 yılı kesin hesap harcaması 516 milyon lira. 2025'te ise bu miktar ikiye katlanarak 1 milyar 138 milyon lira oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz binlerce proje varken bu bütçe niye bu kadar küçük sorusuna da yanıt verdi. Projeler Savunma Sanayi Destekleme Fonu tarafından desteklenmektedir. O da bütçe dışı bir kaynak olarak bu sürece destek olmaktadır şeklinde bir açıklama yaptı ve kendisinin daha önce yaptığı açıklamalara bakarsak Savunma Sanayi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplam ayrılan bütçenin 1.6 trilyon liraya kadar ulaştığını söylemişti. Ve de kamuoyunda en fazla tartışılan, en fazla habere konu olan başkanlığın bütçesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bahsediyoruz. Yıl yıl sırasıyla söylersek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 giderleri 47 milyar 911 milyon liraydı. 2024 ödeneği ise 91.8 milyar liraya kadar çıkarılmıştı. 2025 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı ise tam olarak 130 milyar 119 milyon lira. Yani Diyanet'e ayrılan bütçe sadece 2 yılda %176 artmış durumda. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın bir eleştirisi oldu bununla ilgili olarak. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin işte Ticaret Bakanlığı, Dışişleri, İçişleri Bakanlıkları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıkların dahi bütçesinden fazla olduğunu söyledi Cevdet Akay. Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçelerinin genel çerçevesi bu şekildeydi. Birazcık muhalefetin eleştirine de değindik. Birazcık daha detaylandırırsak ne gibi eleştiriler geldi? Şimdi muhalefetin öncelikli eleştirisi Cumhurbaşkanlığına bağlı bazı kurumların başkanlık seviyesinde değil de başkan yardımcılığı seviyesinde komisyona katılmış olmalarıydı. Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı, İletişim Başkanı neden burada değil denildi. Parlamentodan daha önemli bir yer mi var? Başkanların gelmemeleri parlamentonun ciddiye alınmaması demek şeklinde bir eleştirisi oldu muhalefet kanadının. Yine gelen diğer bir eleştiri de bütçe sunum raporlarının kısa tutulmasıydı. Bununla ilgili olarak da CHP'li vekiller Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020 yılında 199 sayfa olan raporu bugün 48 sayfa ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 244 sayfa olan raporu bugün 76 sayfa. Niye bu raporlar eriyor? Burada 86 milyonun rızkını konuşuyoruz şeklinde bir eleştiri de oldu. Cumhurbaşkanlığının yan giderlerinden hediyelere, hatta hediye paketlerine kadar ayrıntılı olarak rakam rakam bizde olurken, hatta arabaların lastik gideri bile varken bugün bu raporların hiçbiri yok. Bu hususlar belirtilmiyor denildi. İşte hatırlanacağı üzere CHP'li belediyeler son dönemde konserlere yaptığı harcamalarla ilgili olarak eleştiriyorlar. Bu eleştirilere cevap niteliğinde de olan bir eleştiri de sunuldu komisyon sürecinde. Şöyle ki CHP'li Başarır hava taşıtları için devredilen paranın 4.6 milyar lira olduğunu söyledi. Bu parayla uçak mı alındı, giderlere mi verildi, yoksa duruyor mu? Bunu bilmek zorundayız. İnanılmaz bir rakam çünkü hem sizin partinizin hem bizim partimizin son 3 yıldaki tüm konserlerini toplasanız bu rakamı bulmuyor ama sürekli tasarrufu konuşuyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanlığının koruma giderleri de gündeme geldi bugünkü toplantıda. 2018'de 122 milyon lira olduğunu söyledi CHP'li vekil Cevdet Akay ve bu miktarın 2025 için ise 2 milyar 872 milyon liraya kadar çıkartıldığını söyledi. Bu parayla 14.085 asgari ücretlinin ücreti karşılanabilirdi dedi. Bir diğer eleştiri de İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta'dan geldi. Erhan Usta deprem felaketinin hükümetin bütçe giderlerini artıran bir unsur olarak gösterilmesini eleştirdi. Depremin harcama etkisinin 2023'te milli gelirin %3.6'sı, 2024'te ise %2.3'ü olduğunu hatırlattı.
Ancak kendi hesaplamalarını sundu komisyon boyunca Erhan Usta. KKM, Merkez Bankası'nın zararı, işte faiz giderleri, kamu özel işbirliği projelerine harcanan paralar, bunların hepsini topladığımızda toplam mali etkisinin ise %5.55 olduğunu hatırlattı. Uygulanan politikaların yükü kimin üzerinde sorusunu sordu usta ve şöyle bir açıklaması oldu. Programın yükü 100 liraysa 15 lirası zengin kesimin, 85 lirası ise vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda dedi. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşın üzerindeki yükün 3 trilyon 375 milyar liraya kadar çıktığını, refah seviyesinin yüksek kesimde ise bu yükün 582 milyar lirada kaldığını aktardı. Şimdi dolayısıyla 2025 bütçesinin komisyon süreci bugün itibariyle sona eriyor. Ancak muhalefetin hem iktidarın yaptığı tasarruf çağrılarına ve bu çağrılara uymadıklarına, işte enflasyonun iyi yönetilemediğine, bütçede bu 2025 bütçesinde özellikle düşük gelir grubunun hak ettiği düzeyde düşünülmediğine, yanlış politikalar altında ezildiklerine yönelik eleştirileri bulunuyor. Bundan sonraki süreçte ise 2025 bütçesi Meclis Genel Kurulu'na taşınacak ve de genel kuruldaki görüşmeler 9 Aralık'ta başlıyor ve de 12 gün kadar sürecek. Özlem. Can Tuncer, çok teşekkür ediyoruz bu detayları bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin detaylarını aldık. EkoTürk Ankara temsilcisi Gökçen Tuncer'den. 2023 Doğan Ersöz ödülünü Coşkun Öz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkun Öz Aktaş aldı. Haberin detaylarını izliyoruz. Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen 27. Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri Töreni geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Bu yılki Doğan Ersöz Ödülü Coşkun Öz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkun Öz Aktaş'a verildi. Ödülünü büyük bir gurur ve mutluluk içinde kabul ettiğini belirten Oya Coşkun Öz Aktaş, 24 yıl önce bu ödülü Coşkun Öz Holding'in kurucusu merhum Kemal Coşkun Öz almıştı. Bugün ikinci kuşak olarak burada olabiliyor. Bunun arkasında kurumsallaşmanın sağlam temeller üzerinde inşa ettiğimiz çalışmalar yer alıyor, diye konuştu. Coşkun Öz Holding, köklü geçmişi ve derin tecrübesiyle zaman içerisinde global bir oyuncu haline geldi. Bu başarıların arkasında yenilikçi çözümlerle farklılaşarak her türlü değişime hızla adapte olma yeteneğimiz yapmakta. Krizleri fırsata çevirebilmek ve sağlam temellere dayalı bir büyüme stratejisini izlemek bizim en güçlü yönümüzdür. Bu yaklaşım sayesinde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam ediyoruz. Sadece ekonomik başarı değil, toplumumuza ve ülkemize değer katmayı da her zaman ön planda tutuyoruz. Törene katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Nilüfer Belediyesi olarak önümüzdeki 5 yıl içinde 25 yeni kreş açmayı hedeflediklerini belirterek bu projeye iş insanlarından destek beklediğini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise Bursa'nın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için ortak bir çaba içinde olunması gerektiğine dikkat çekti. Ödül töreni katılımcıların birlikte çekildiği toplu fotoğraf ile sona erdi. Bu haberle sonlandırıyoruz sayın seyirciler. Gün sonunun ilk bölümünü az sonra yeniden birlikte olmak dileğiyle. Gün sonunun ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz sayın seyirciler. BIST 100 şu an itibariyle %0,74 yukarıda 9.711,95 seviyesinde. Albatros Yatırım Yurt İçi Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sertaç Ekeke bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkürler. Haftanın son işlem gününde BIST 100'de görünüm ve kritik seviyeler diyelim. Nasıl bir haftayı geride bıraktık? Aslında bu hafta bir miktar düzeltmeyle geçti. Yukarı tarafta şu an aslında zirveye çok yakın seviyede 9750'yi test ettiğimizi görüyoruz. Henüz onun üzerine atacak bir katalizör etki yok ama işte bugün büyüme rakamlarıyla birlikte de piyasanın ana iştahının yukarı yönlü olduğunu, büyüme rakamlarını önemsemeyerek yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Tabii ki salı günü gelecek enflasyon datası çok önemli olacak. Çünkü Aralık ayı boyunca özellikle 10.600-10.500 hattına doğru bir atak yapacaksa enflasyonda atılabilecek geri yönlü adımla birlikte bu olacağı için salı gününe artık fokuslanmış durumdayız. Bir sonraki haftanın en önemli konusu salı günü gelecek enflasyon datası olacak. Aşağı kısımda 9400'ü seviyelerin önemli olduğu geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir konjonktürden geçtik ama bundan sonraki süreçte zaten yukarı yönlü eğilimin yine bankacılık üzerine geldiğini görüyoruz. Bankacılık sabah negatiften pozitife geçtiği andan itibaren yukarı yönlü tekrar bir hamle gördük. Haftaya da faiz indirim patikasıyla birlikte genele yayılan daha net bir yükseliş hareketi olabilir. Enflasyonun aşağı gelmesiyle birlikte. Ancak esas sinyal biraz önce söylediğim gibi salı günü gelebilecek düşük bir enflasyon datası oluşturacaktır. Eğer böyle bir data alabilirsek Aralık ayında en son artık böyle rallimsi bir Noel Baba kapanışı yapabiliriz. Aralık ayına ilişkin siz olumlu tarafta yer alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve PPK açıklaması sonrası BIST 100 8500 puanlardan 9600'lere kadar gelmişti. Bugün 9700'ün üzerine de tırmandı. Siz bir dinlenme süreci olarak görmüyorsunuz sanıyorum bu süreci. Ama herhalde Kasım enflasyonu önemli bir rol oynayacaktır bu noktada. Kesinlikle. Dediğiniz konuda şöyle, bu hafta tabii ki bir dinlenme evresi. 9400 ile 9700 arasındaki bu dinlenme, 750 diyelim hatta, 50 günlük ortalamayla sıkıştığı noktada bir burası aslında kendini tekrar bir absorbe etmek, tekrar bir gözden geçirme süreci oldu. Fakat enflasyon datası o kadar kritik bir önem taşıyor ki, çünkü biz faiz indirimini Kasım ayında beklerken hem Eylül'deki hem Ekim'deki datanın kötü gelmesiyle birlikte o Kasım ayı ocağa kadar ötelenmiş durumda. Fakat Kasım enflasyon datası eğer beklentilerin altında gelirse ki bugünkü büyüme rakamlarıyla birlikte bir miktar baskı altında kalabileceğine dair bir işaret gelmiş durumda. Tabii ki burada gıdadaki sapma ne kadar olacak onu bir yakından takip etmek lazım. Eğer enflasyon tarafında beklentilerin çok dışında gerilemenin hani gözle görülür bir gerilemenin olduğu bir data gelebilirse, beklentilerin de çok dışına çıkmazsak ki beklenti genel olarak böyle, artık faiz indiriminin Aralık'la birlikte başlayabileceği algısı Aralık ayını pozitif geçirmemize sebep olabilir. O yüzden özellikle haftanın da başlangıcından itibaren alabileceğimiz önemli bir datayla başlıyoruz. Bütün ayın neredeyse kaderini belirleyecek bir datayla başlangıç yapmamız da önemli. Çünkü bundan sonraki konjonktürde artık band 9700 ile 10.500 arasına taşınır. Bu da hatırı sayılır bir hamleyle bize kapattırabilir. Fakat datanın kötü gelmesi buradaki dinlenme sürecinin uzamasına sebep olacaktır. Evet, enflasyon konusunu birazdan daha detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Bugün 3. çeyreğe ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verisi de geldi ve yıllık %2,1 oldu büyüme. Çeyreklik bazda ise beklendiği üzere 0,2 daralma geldi. Bunun BIST 100 üzerinde bir etkisi görüldü mü, nasıl görüldü? Enflasyon tarafına o kadar fokuslanmış durumdayız ki büyüme datası aslında bir miktar göz ardı edilen seviyede geldi ama buradaki önemli kısım şu, en kötü büyüme datasını gördük gibi gözüküyor. Bundan sonraki ana resme baktığımızda daha yukarıda büyüme rakamlarına doğru ulaşabileceğimiz bir döneme doğru giriyoruz. Bu hem hisse senetlerindeki iskonto oranlarını gözden geçirdiğimizde ciddi bir ivmeye yol açıyor. Hem de yavaş yavaş faiz indirim patikasına girmemizle birlikte finansman maliyetlerinin dengeli olmasından kaynaklı bilançolardaki toparlanmalar da gözle görülür şekilde olacak gibi gözüküyor. Bu en kötü büyüme datası olduğu için bu beklentiler 1,5'lara kadar düşmüş beklentiler vardı bu tarafta. Bunun yavaş yavaş toparlanma ibaresi de olduğu için artık yavaş yavaş hani ölümü gördük sıkmaya razı olacağımız denkleme doğru ilerliyoruz gibi gözüküyor. Bugün büyüme datasının bu kadar önemli olmamasının sebebi ama biraz önce anlattığım gibi artık o kadar enflasyon endeksi devam ediyoruz ki büyüme bir miktar göz ardı edilebilir süreçlerden geldi. O yüzden salı günü gelecek data bir miktar artık rol çalmış durumda. Salı günü enflasyon datasını aldıktan sonra faiz indirim patikası aşağı yukarı belli olmuş olacak gibi gözüküyor. Bundan sonra 2025 içerisinde ama büyüme datalarını çok daha dikkatli yakından takip edeceğimiz bir süreçten geçecek. Çok daha dikkatli irdeleyeceğiz.
Çünkü artık yavaş yavaş dünyanın fokusunun büyüme ve istihdam eksenine doğru kayacağını tahmin ediyoruz. Bunun hem dip görme gibi bir sebebi var, hem de Trump'ın geleceği ekonomiyle birlikte hem Avrupa'nın hem Çin'in ekseninin değişmesiyle birlikte, Rusya-Ukrayna savaşının da bitmesiyle birlikte artık yeniden arz yönlü politikanın bir miktar daha güçlenebileceği bir konjonktür bizleri bekliyor olacak. Bu sebeple 2025 içerisinde enflasyonu konuştuğumuzdan daha fazla büyüme konuşabiliriz ve daha iyi büyüme rakamlarını da görebiliriz. Evet, ama bugün itibariyle hala salı günkü veriye odaklı piyasalar demiş oldunuz. Peki hemen şunu sorayım. Kasım enflasyonunu siz nasıl bekliyorsunuz ve şu an itibariyle aslında ocağa ötelenmiş olduğunu ilk faiz indiriminin ifade ettiniz. Verinin iyi gelmesi durumunda belki aralığa çekilebileceğini söylediniz. Hangi seviyelerde gelmesi halinde bu data Aralık ayında bir faiz indirimi merceğimize girer? Buradaki bence ana konu beklentilerden sapmanın olmaması yönünde. Buradaki çünkü bizim esas dengemizi bozan konu şu oldu. Şu ana kadar yapışkan dediğimiz enflasyon tarafından hep gol yedik. Yani konut tarafında bir miktar absorbe edemediğimiz bir şişme oldu. Hani biz bunu en azından piyasa dengeleyemedi. Nedeni işte %25 hattından bir anda konut fiyatlarında ya da kiralarda hamle olması ve bir de tabii ikinci bacağı var. Artık eskisi kadar inşaat körüklenmediği için de kiralanabilecek konut bulunamamasından kaynaklı fiyatların dengeli bir şekilde, yani yapışkan bir şekilde yukarıda kalması oldu. İkinci gördüğümüz kalem de eğitim kalemi. Artık zaten hani çocuklar konusunda ne kadar hassas bir dönemden geçtiğimizi de biliyoruz. Kimse çocuğunun eğitiminden hani kısmak istemiyor. Bu yüzden burası da yapışkan bir enflasyon talebi yarattı. Ve burada sapmalar çok ciddi boyutta oluyor. Yani ikili seviyelerde beklenen enflasyon 3 ve üzerindeki seviyelere doğru göz kırpmış durumda oldu. Aylık enflasyon datalarında. Bu bir de bakıldığı zaman aslında sapma standartının da üzerinde ve gerçekten hani mevsimsel etkilerle pek açıklanamayacak kadar da boyut atlamış oldu. Fakat bundan sonraki konjonktürdeki ana konu şu: yavaş yavaş biz eğitim ve konutun dengelenmesini bekliyoruz. Ben eğitim tarafında gene Eylül ayında mevsimsellik etkisiyle birlikte tekrar köpürebileceğini düşünsem de konut tarafındaki hamlenin bir miktar daha dengelenmesi beklenebilir. O yüzden en önemli kalemlerden birini yavaş yavaş bastırıyor olacağız. Buradaki açmaz gıda tarafı, bizde hala gıdada denklemde ve hizmetlerde bir sorun var. Ve bu arada enflasyon tarafındaki önemli kısımlardan bir tanesi de hizmetler. Biz hala tüketimi beklediğimiz kadar soğutamadık. Bu arada sadece Türkiye'nin sorunu değil bu. Amerika'da da tüketim rakamları çok yüksek geliyor. Çünkü dünya geldiğimiz konjonktürde, pandemiden sonraki dönemde tüketim davranışlarını ciddi anlamda değiştirmiş. Hatta artık bir miktarda kastını aşan bir tüketime doğru dönüşmüş durumda. Bunlar dengelenmediği için enflasyonla mücadele bence 2028-29 hattına doğru ötelenecek. Yani dezenflasyon sürecinin 2025'te sekteye uğrayacağı bir konjonktür bizleri bekliyor. Fakat bu datayla birlikte ben 44'lere doğru senelik geri çekilmenin teyit edeceği bir data beklediğim için Aralık ayında faiz indirimini bekleyip enflasyon tarafında da seneye 30'lu seviyelerin hedefleneceğine dair biraz daha yukarıdaki bir enflasyona dair açıklamaların gelebileceğini düşünüyorum. Yani yavaş yavaş faiz indirimine gireceğiz. Bence Aralık ayı bunun için gayet uygun bir şey. Çünkü Aralık'ı şöyle düşünmek lazım. Zaten toplantı, faiz indirim toplantısı 26 Aralık'ta. Senenin neredeyse kapandığı güne denk geliyor. O yüzden aslında orada yapacağımız bir indirim zaten Ocak'ta kullanılacak. Evet, bu arada buradaki ana temanın hedeflerden sapma olmaması olduğu şeklinde bir ifade kullandınız Kasım enflasyonu için. Hedeflerden sapmasa bile tabii önümüzde Ocak ayında asgari ücret zammı var. Merkez Bankası bu zammın etkisini de değerlendirerek Aralık ayında data bir faiz indirimine el verse bile yine de kısıtlı oranda bir faiz indirimine mi gider? Ne kadar alanı var Merkez Bankası'nın, ne kadarlık bir indirim alanı var diye düşünüyorsunuz? Temkinli bir faiz indirim hikayesi bence de işin içerisinde olan konu. Bunun nedeni şu: faiz indirim marjı var mı? Var. Neden? Yerel seçimlerden hemen önce yaptığı bir 500 bas puanlık artış ve 300 bas puanlık da koridor kullanımı vardı. Şimdi hem koridorun sabit kalmasından kaynaklı hem de 500 bas puanın aslında bizim hesaplarımızın içerisinde olmamasından kaynaklı burada bir marj oluşmuş durumda.
Bu sebeple ben bu Aralık ayında 250 bas puanlık temkinli bir indirimin bantın sabit kalmak kaydıyla yine kullanılabileceğini düşünüyorum. Bu sadece mesaj içerikli olur. Çünkü 300 bas puanlık koridor kullanıldığı zaman yine 50'lik bir faizi Merkez Bankası kullanabiliyor olacak. Ben gelecek sene 2025'teki hedeflemelerin 30'lara doğru güncellenebileceğini zannediyorum. Yani biraz önce anlattığım sebeplerden kaynaklı. Hem büyüme rakamlarının ön plana çıkacağı, hem Amerikan ekonomisindeki arz yönlü politikaların dünyayı da etkileyebileceği bir süreçten geçeceğiz. O yüzden 2026 hedeflerinin yavaş yavaş 2028'e doğru ötelendiği, fakat temkinli faiz indirim sürecinin çok agresif olmasa da başlayacağı bir süreç Aralık ayı itibariyle gelebilir. Enflasyonu çünkü mevsimsel etkiler ve atılan adımların karşılığının alınca ancak bu politikalarla bir 30'un altına gelmekte bir miktar zorlanacağı bir sene bekliyorum. Asgari ücret tarafına gelirsek, beklentiler eğer bir miktar daha yukarıya doğru güncellenebilirse, hani 25-30 hattının arasında bir zam muhtemelen bu işin içerisinde olacak konu. Tabii ki bu yeterli mi? Değil. Hani bunu ikiye bölerek bakmak lazım. Mücadele içerisinde olması gereken konu bu mudur? Evet, ama insani olarak baktığımız zaman asgari ücretin çok daha iyi yerlerde olmasını ister miyiz? Kesinlikle evet. Burada çok ince bir çizgi var. Gerçekten verilen maaş zamlarının enflasyonu çarpı 2 olarak geri geldiğinde maalesef iyi niyetli olmayan bir hizmetler sektörü datalısıyla görüyoruz. Çünkü hem maaş zamı öncesinde hem maaş zamı sonrasında neredeyse evet, çarpı 2 bütün fiyatlara yansıyan bir hareketlenme var. Ben o yüzden 25-30 hattında olacağını, bu senenin hem küçük şirketler hem de bireyler için biraz daha zor geçeceği kanaatindeyim. Enflasyonist süreçte bir süre daha bizimle birlikte olmaya devam edecek. Evet, hemen şunu da sorayım. Faiz indirimleri başladığında bunun en fazla pozitif etkisini hangi sektörler, BIST 100 olarak baktığımız zaman, genel olarak baktığımız zaman da hangi yatırım araçları görecektir? Ben senenin genel bir özetini yaparsam, bu patikanın içerisinde hala en başta söyleyeyim hisse senedinden bir miktar ayrıştırayım. Altının ana dinamikleriyle tekrar yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden portföylerde hala bence altın bulundurulmalı. Diğer tarafa kafamı çevirip baktığım zaman bankacılık sektörü, genel olarak holdingler, gayrimenkul ve taş, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve taş toprak endeksi dediğimiz endekslerde sert hareketlilikler görebiliriz. Zaten çimento ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının büyük bir çoğunluğunda çok uzun zamandır bir baskı vardı. Bankacılık tarafında da iyi bir risk kontrol oranı oluştu, baskı gelmiş durumda ve yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlilikte bankacılığın aslında bu faiz indiriminde bir miktar fiyatladığını görüyoruz. Ama haftaya eğer böyle bir veri gelirse yine katalizör etki yaratacak sektörün ben bankacılık olduğunu tekrar altını çizeyim. Bunun yanına ekleyebileceğimiz bilanço tarafında iyi gelen sektörler de olacak. Çok faiz indirimi hikayesiyle birlikte fiyatlanmasa da telekomünikasyon tarafının da harekete devam edeceğini ve ben artık Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ gibi büyük kağıtların da daha dinamik olarak endekse katkı verebileceğini düşünüyorum. Burada önemli olan konu şu: para piyasası fonlarında, ÖST'lerde ve faizde ciddi anlamda bir para park edilmiş durumda. Oradaki para çözülmeden hala yan tahtalardaki hareketleri beklememek lazım. Ana hareketlerin tamamı büyük kağıtlar, saydığım kağıtların içerisinde kalacak gibi gözüküyor. O yüzden böyle çok genel yayılan bir yükseliş hareketindense daha sakin ve daha büyük bilindik tahtalarda pozisyon almak çok daha doğru olacaktır. Peki yabancının gelişi noktasında yine katalizör olabilecek olan hikaye enflasyon tarafındaki gelişmeler mi? Faiz indirimi tabii ki bunun bir en azından burada oluşan iskontonomi fiyatlanması tabii ki bir önemli hikaye, ama bence esas önemli hikaye swap kanalları ve açığa satış işlemleriyle birlikte piyasanın normalleşmesi olacak. Henüz swap kanallarıyla ilgili bir adım beklemiyorsak da yavaş yavaş hani bunun zikredilmesiyle birlikte yabancının bir miktar daha pozisyon arttırılması beklenebilir. Fakat yabancı tarafında hala böyle %60'lar 70'ler bir yabancı takası beklememek lazım. Eski dönem değil. Buradaki takasın en fazla %45'lere doğru ilerleyebileceğini, yabancının girişi içerisinde de Amerikan borsalarındaki özellikle oluşan o son dönemdeki rally'nin bir miktar kar alınması gerektiği kanaatindeyim. Geçen sene bu zamanları hatırlarlarsa yatırımcılar çok benzer bir hareketlenme bekliyor olacağım. Yavaş yavaş yabancı takasının özellikle büyük kağıtlarda arttı. Para piyasası fonlarının da belli seviyelerden sonra çözüldüğü ve yan tahtalara doğru hareketin kaydı bir yükseliş hareketi bekliyor olacağım ben 2025'in içeriğinde. O yüzden yabancının geliş hikayesinin aslında en başındaki hikaye yavaş yavaş kendi ülkeninde gelişmiş ülkelerdeki piyasanın durması ve gelişmekte olan ülkelere doğru para akması. Bunun da aslında ana tetikleyicisi Trump'ın yeni ekonomileri olacak, yeni ekonomik modeli olacak daha doğrusu. Çünkü daha önce 4 senelik başkanlığı içerisinde bir hayli hata yapmış bir başkandan söz ediyoruz, ama bu sefer daha akıllı ve kurmayları daha güçlü geliyor. Evet, küresel tarafa da geçmiş olduk böylece. Onu da size sormak istiyorum. Fed tutanakları, Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin
kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösterdi. Nitekim zaten Trump politikaları da enflasyonu canlandırma potansiyeline sahip olacağı için Fed'in elini biraz daraltabilir gibi görüşler var. Son veriler de geldi ve ABD ekonomisinin canlı ve güçlü bir görünüm sergilediğini ortaya koyduğu gibi görünüyor veriler. Fed projeksiyonlarında son durum diyelim. Siz ne bekliyorsunuz? Fed'in yol haritası nasıl olur? Tam olarak söylediğiniz gibi bekliyorum. Bunun birkaç tane sebebi var. Trump'ın arz yönlü politikaları çok da merkantilist ilerleyecek. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çıkarları neredeyse oraya doğru pozisyon alan bir Amerikan ekonomisi göreceğiz. Şu an çıkarları Meksika ve Kanada ekseninde çok örtüşmüyor. O yüzden Trump buralara mesaj veriyor. Fakat Kanada'da bence bir miktar baltayı taşa vurmuş durumda. Özellikle inşaat tarafından enflasyonun körüklenebileceği bir yer Kanada. O yüzden Kanada'ya yaptırımlar konusunda çok daha dikkatli bir Trump izleyeceğimizi düşünüyorum. Diğer tarafta Rusya-Ukrayna ekseninin çözülmesi, Euro-Dolar paritesinde doların o kadar değer kazanmasının dikkatli olması gibi, daha doğrusu doların böyle bir anda 1 liraların altına inen bir pariteyle birlikte değer kazanacağı bir süreç beklemiyorum. Daha dengeli bir Trump ekonomisi bekliyor olacağım. Koltuğa oturduktan sonraki kısım için söylüyorum. Bu sebeple Fed tarafının elinde arzın körüklendiği, daha çoklu bütçe açığının verildiği bir ekonomi olacak. O yüzden hem Fed siyasi bir karar vererek Eylül ayında 50 bas puanla indirmenin bedelini ödüyor bir miktar. Hem de Trump'ın gelmesiyle birlikte daha çok büyüme ve istihdam fokuslu bir ekonomi olacağı için faizin de belli oranlarda dengelenmesi ve bir süre daha enflasyonist dünyanın devam etmesini beklemekte yarar var. İlk konuşmamı ilk başında söylediğim gibi ben faiz indiriminin devam edeceğini ama daha temkinli bir tonda Fed göreceğimizi tahmin ediyorum. Evet, bu arada Avrupa'da tabii diken üstünde. Şu anda Avrupa'nın adı geçmedi ama Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden ard arda açıklamalar geliyor. Son gelen verilerle birlikte Euro bölgesinde enflasyonun da tekrar canlandığı ortaya çıktı. ECB toplantısını, faiz toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. ECB'den nasıl bir adım bekliyorsunuz? Net olarak şunu söylemek lazım. Enflasyonun yukarıya doğru gittiği bir Avrupa var ama Avrupa'da önce tüketimin bir miktar körüklenmesi lazım. Bu depresyondan başka türlü çıkabilecek gibi gözükmüyorlar. Zaten Euro bölgesi hikayesi çok asimetrik bir noktaya geldiğini Draghi'nin raporlarında gördük. Kuzey bambaşka, güney bambaşka bir ekonomiden bahsediyoruz ve artık içsel olarak da göçmen sorunuyla birlikte içerideki hani ekmek paylaşımı kavgası had safhaya çıkmış durumda. Avrupa artık o eski güncel rolünü kaybediyor. Fakat Almanya gibi ülkeler özellikle yarattıkları marka değeriyle daha yeni pazarlarda iş yapmaya çalışacaklar. Burada Çin gibi pazarların Almanya için kapanmaması kritik önem taşıyan noktalardan biri. O yüzden Trump Çin'e daha temkinli saldırabilecektir. Çünkü Almanya böyle bir ambargo ya da yaptırım yapmak istemiyor. Çünkü unutmamak lazım Çin'de çok ciddi bir tüketim var. Ve o tüketim içerisinde bu lüks tüketim ve özellikle otomotiv tarafında Alman otomotiv sanayi gibi Almanya'nın ön plana çıktığı noktaların gene değer kazanması kritik olacak. O yüzden ben daha dengeli politikalarla yavaş yavaş toparlanan teknik resesyondan çıkan en azından üzerindeki depresyonu atan bir Avrupa piyasası beklesem de işler eskisi kadar olmayacak. Avrupa geçmiş dönemdeki önemini kaybetmeye devam edecek. Faiz indirim patikasının bu arada en net öncülüğünü hala Eurozone yapacaktır. Avrupa bölgesi yapacaktır. Çünkü hem enflasyonla faiz arasındaki makası en rahat açan yer oldu. Hem de gerçekten tüketimi en hızlı kesen noktalardan biri. Biz hala Amerika'da ciddi bir tüketimden söz ediyoruz. Türkiye gibi ülkelerde ciddi bir tüketimden söz ediyoruz ama Avrupa çok daha kolay defansa gelebiliyor. O yüzden de buradaki ivmelenme bir miktar yeni dünya düzeninin içerisinde, daha doğrusu 2025 politikaları içerisinde büyümenin bir miktar daha fokuslu olmasından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Enflasyon şu an gerekli kötülük hem Avrupa için hem hepimiz için. Evet, son olarak altına da değinelim. Az önce kısaca değinmiştiniz. Altında temel dinamiklerin 2025'te yine yukarı yönlü olmasını beklediğinizi ifade ettiniz. Altında kritik seviyeler ve görünüm 2025 projeksiyonları diyelim. Ben şöyle kabaca özetleyeyim. Dünyanın geldiği yeni denklemin içerisinde emtialar hala en önemli unsurlardan bir tanesi. Geçen sene olduğu gibi burada kıymetli madenler yine ön planda olacak. Ben altının ons fiyatlarının 2700 hattının üzerinde tutunmasıyla birlikte 3200'lere doğru hareketin devamını bekliyor olacağım. En azından ilk yarı için orta vadeli projeksiyon içerisinde. Burada birkaç tane ana neden var. Artık dünyanın döndüğü dayanak varlıkların ön plana çıktığı yerde zaten bilindik enstrümanlar. Ben daha Keynesyen bir dünyaya doğru tekrar geri döndüğümüzü düşünüyorum.
düşünüyorum. O yüzden dayanak varlıkların ön plana çıktığı ve her ezberin kolay olduğu ürünlere doğru da bir para akışı bekliyorum. Bu da altını gene yukarı yönlü hamlesini devam edecektir. Bir de şunu unutmamak lazım. Para çiftleri arasında gerçekten hangisi daha kötü kavgası veriyoruz? Yani euro mu daha kötü durumda, dolarda mı sorun var, sterlinde? O yüzden alternatif arayışları içerisinde dolar satının altına ve genel olarak emtialara döndüğü başta Çin olmak üzere bir refleks görüyoruz. Bu refleksin de devamını bekliyor olacağım. O yüzden geri çekilmelerde başta ons altın olmak üzere emtialarda petrol hariç pozitif görüntünün devamını bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Albatros Yatırım Yurt İçi Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sertaç Ekeke. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, hepsi burada. Kategori Grup Başkan Yardımcısı Eren Ünlü, Eko Türkiye özel açıklamalarda bulundu. Ünlü, Kasım ayı indirimlerinin e-ticaret sektöründeki ekonomik hareketliliğinin altını çizdi. Kasım ayı içinde 50 milyon ürünü müşterilerle buluşturduklarını söyledi. Hepsi burada Türkiye'de ilk bu kampanyayı getiren şirket aynı zamanda. Nasıl bir Kasım ayı geçirdiniz bu Kasım ayında? Ziyaretçi sayısı önceki yıllara göre arttı mı? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Evet, hepsi burada olarak 8 sene önce Türkiye'ye efsane Kasım'ı getiren şirket biziz. Bu sene de geçen senenin %20 üzerinde bir trafik ve ziyaretçi sayısına ulaştık hali hazırda. Bugünkü efsane cuma kampanyalarımızla beraber de ay toplamında 500 milyon üzerinde ziyaretçimizi sitemizde ağırlamış olacağız. Beklentilerle paralel geçti aslında. Yaptığımız bütün planların meyvesini aldık diyebilirim. Bütün yıl boyunca aslında efsane Kasım denilen süreç bütün yıl boyunca bir hazırlık gerektiriyor. Müşterilerimizin gözünde bir ya da birkaç gün süren kampanyaların aslında bir yıl süren bir hazırlık aşaması var. Bunun içerisinde hem ticari hem pazarlama faaliyetlerinde hazırlıklarımız oluyor. Bunun yanında da takdir edersiniz ki çok büyük bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Türkiye'nin 81 ilinden satıcıların olduğu bir platformumuz. Aynı zamanda 81 ilimizdeki ve ilçelerimizdeki müşterilerimize ve tüketicilere de ürünlerimizi iletiyoruz. Bu yüzden de 10 bini aşkın dağıtım personelimizle ve operasyonel personelimizle beraber bu Kasım'ı da başarılı bir şekilde geçirdiğimizi söyleyebilirim. Efsane Cuma, bugün de aynı zamanda bir Cuma günü. Kampanya bugün de devam ediyor. Müşterilerinizin en çok talep ettiği bu aydaki ürün grupları neler oldu? Hangi trendler daha çok takip edildi? Müşterilerimiz ağırlıklı olarak küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, giyim ve mobilyadan temel tüketim ürünlerine kadar birçok farklı kategoride taleplerini gözlemledik. Burada ağırlıklı olarak bu ay özelinde en çok talebi biz küçük ev aletlerinde gördük. Küçük ev aletleri yenilikçi ve inovatif ürünleriyle her sene aslında müşteri ihtiyaçlarını ve hayatlarını kolaylaştıran yenilikler sunmakta tüketicilerimize. Bu sene ağırlıklı olarak ıslak ve kuru yıkama ve süpürge ürünleri, halı yıkama grubundaki ürünler ve espresso tam otomatik espresso makineleri ve Türk kahve makinelerinde ciddi artış görüyoruz. Bununla beraber de yapay zeka destekli telefon ve bilgisayar ürünlerinin artışıyla beraber bu kategorilerde de ciddi satış başarısı yakaladık. Şimdi Efsane Cuma döneminde oldukça yoğun bir rekabet gözlemliyoruz. Hepsi burada, bu rekabette nasıl farklılaşıyor? Az önce de dediğim gibi Türkiye'yi Efsane Cuma ile tanıştıran şirket biz olduğumuz için aslında farklı mekaniklerle tüketicilere en uygun fiyatları ve en uygun şartlardaki kampanyaları sunmaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi bir yıl boyunca bu günlere hazırlandığımız için aslında hem en avantajlı müşterilerin de talebinin yüksek olduğu ürün gruplarında ve markalarda farklı kampanya dinamikleriyle yönetiyoruz. Bu sene özelinde en iyi fiyat garantisi sunarak müşterilerimize yüz binlerce farklı ürün grubunda en uygun şartlarla isteklerine ulaşabilecekleri, ödeme çözümleriyle de desteklenen kampanyalar kurguladık. Hatta seçili ürünlerde yaptığımız kampanyalarda daha uygun fiyatlı başka bir yerde bu ürünleri bulması durumunda müşterilerimizin aradaki fiyat farkını da kendilerine iade etme kampanyasına devam etmekteyiz. Bugün de bütün yıl boyunca bekledikleri birçok üründe çok iddialı ve beklentilerini karşılayacak indirimler ve ürünler sunacağız müşterilerimize. Siz müşterilerden, tüketicilerden bahsettiniz ama ben şeyi de merak ediyorum aslında. Orta ve küçük ölçekli işletmeler hepsi burada, bu KOBİ'lere nasıl bir fayda sağlıyor? Burada bizim çok geniş bir ekosistemimiz var aslında. Bahsettiğiniz gibi biz bir pazar yeriyiz ve 100 binin üzerinde Türkiye'nin farklı yerlerinde özellikle kadın girişimcileri de desteklediğimiz programlarla beraber çok geniş bir ekosisteme hizmet ediyoruz. Burada bütün paydaşlarımızı kattığımız zaman bu 100 binin üzerindeki satıcıya depo, operasyon ve diğer dolaylı iş gücü yarattığımız alanları da kattığımız zaman 400 binin üzerinde farklı işletmeye aslında bir
ekosistem yaratıyoruz. Burada da milyonlarca müşterimize onların ürünlerini teslim edip en uygun şekilde ve sorunsuz şekilde müşterilerimize, tüketicilere ulaştırmak için bütün operasyonel gücümüzü kullanmaktayız. Bu kampanyalar, Kasım ayı kampanyaları Türkiye'de nasıl bir ekonomik hareketlilik yaratıyor? Bu dönemde sektör olarak bir de değerlendirmenizi alabilir miyiz? Farklı kuruluşların yaptığı pazar araştırmalarına göre aslında daha önceki aylarla kıyasladığımızda neredeyse iki katına yakın bir ticari hacim oluşmakta. Özellikle e-ticaret tarafı burada lokomotif oluyor. Hepsi burada ve benzer platformları katarsanız. Burada yaratılan fayda da bizim kendi özelimizde hepsi burada olarak söyleyecek olursam bu ay özelinde 50 milyon ürün müşterilerle buluşturacağız ve yaklaşık 8 milyar TL'lik bir fayda sağlamayı öngörmekteyiz müşterilerimiz için. Kasım ayının son günü aynı zamanda ve Cuma günü. Siz biraz bahsettiniz ama hepsi burada tüketicileri, müşterileri için bu Kasım ayının sonunda nasıl bir Cuma günü bekliyor? Biraz da bunu son olarak detaylandırırsanız. Tabii ki. Bizim az önce de dediğim gibi aslında bütün yıl boyunca süren hazırlıklarımız müşterilerimizin en çok bekledikleri ürün gruplarında, markalarda iddialı kampanyalarla bugünü ve Kasım ayını sonlandırmayı planlıyoruz. Aslında bir süreç, müşterilerin talebi çok fazla olduğu için birkaç gün daha sürebilir ama asıl bütün yıl boyunca beklenen gün o gün geldi ve bugün bütün müşterilerimiz almak istedikleri, uzun zamandır bekledikleri, favoriledikleri ürünleri hepsi burada aracılığıyla en uygun fiyatlarla bugün alabilirler. Borsa İstanbul sunar. Yayınımıza global piyasalarla devam ediyoruz sayın seyirciler. Philip Capital Araştırma Analisti Makoto Mitsubashi bizimle birlikte. Makoto hoş geldin yayınımıza. Şükran günü nedeniyle ABD borsaları bugün Türkiye saatiyle 21'den sonra kapalı olacak, yarım gün kapalı. Kritik ABD verileri sonrası ABD borsaları nasıl bir seyir izliyor diye sorayım hemen. Yeni haftada hangi gelişme ve verileri takip ediyor olacağız? Evet, öncelikle yayınlar. Dün de kapalıydı zaten ABD borsası, o yüzden düşük hacim beklenebilir yani bugünlük. Şöyle söyleyeyim, dün futures tarafında bir düşüş görüldü ve bugün baktığımızda çok hafif artıda seyrediyor galiba. Evet, az önce açılış gerçekleştirdi ABD borsaları ve hafif artıda seyrediyor. Şimdi Russell Endeks biraz daha ön plana çıktığı durumda. Çünkü tabii son zamanlarda hep söylüyoruz, küçük ölçekli şirketler hem faiz indiriminden hem Trump'ın büyüme politikalarından en çok destekleniyor diyebiliriz. Dolayısıyla o tarafta biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Kritik veri dediniz, yani PCE fiyat endeksi açıklandı, enflasyon verisi. Ve beklentiye paralel geldi ama yine de hızlanma gösterdi Ekim ayında. Dolayısıyla FED faiz indirim beklentilerde biraz şüphe var o tarafta. Aralık ay beklentisi aslında çok değişmedi verinin ardından. Çünkü beklentiye paralel açıklandı. Ama Ocak ayı, Mart ayı FED toplantılarında belki faiz indirimde pas geçebilir. Yani o aylarda sabit tutulabilir faiz oranı. Öyle bir beklenti ortaya çıktı. Ve piyasaları biraz olumsuz etkilemedi aslında o kadar. Ama bu son günlerde gördüğümüz rally biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Daha doğrusu emtialar tarafında olumsuz etkisini gördük. Hem tabii ki ateşkes haberinden sonra altın gümüş tarafında sert düşüşlere yaşandı. Ve tabii faiz indiriminin biraz daha kademeli bir şekilde yavaş ilerleyeceğine dair beklentilerle birlikte emtialarda bir durgunluk var, onu söyleyebiliriz. Bugünlük ama şöyle söyleyeyim, yani gümüş altın tepki hareket yapıyor. Toparlanma çabasını gösteriyor. Jeopolitik tansiyon tekrardan yükselmiş durumda. O yüzden emtialar için olumlu olabilir altın kıymetli metaller tarafında. Ama aynı zamanda hisse senedi tarafında risk iştahı bozabilecek unsurlar var tabii. Tarih zirvesinde artık çok fazla, yani çok yükselmiş durumda. Biraz pahalı diyenler de var ABD borsası.
O yüzden yani 10 günlük tahvil faizi ya da genel olarak tahvil faizin seviye bu yani bu seviyede kaldığı sürece yeni zirve yapmakta biraz zorlanabilir. Ama aylardır aynı şeyi diyoruz ve ABD borsaları çok güzel hareketler yaptığı için belki de bu korelasyon biraz daha zayıflamış olabilir tahvil faizin yükselmesi ve borsaların düşmesi. Yani bu korelasyon eskiden vardı, biraz zayıflamış olabilir. Evet, Avrupa Birliği tarafına da bakalım, Euro bölgesi tarafına. İstatistik Kurumu Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre Euro bölgesinde yıllık enflasyon Kasım ayında %2,3'e yükseldi. Enflasyon canlı. Bir sonraki faiz toplantısı ECB'nin 12 Aralık'ta. ECB nasıl bir yol izleyebilir? O tarafa ilişkin projeksiyonlar nasıl? Evet, bir hızlanma vardı o tarafta, %2,3 sizin dediğiniz gibi, ama şöyle bir şey var. Geçen senenin yani baz etkisinden dolayı yüksek olması zaten bekleniyordu. Ve o tarafta PMI verileri olsun, yani genel ekonomi durgun olduğu için, yani sadece enflasyona bakmıyoruz tabii, büyüme oranına bakıyoruz, imalat PMI'lara bakıyoruz. O tarafta çok büyük bir sıkıntı olduğu için özellikle Almanya'nın ekonomisinde. Ben şahsen Aralık ayında faiz indirim devam edebileceğini düşünüyorum. Biraz ekonomiye desteklemek amacıyla. Tabii bu enflasyon verisi biraz endişe verici olabilir ama beklentiye paralel. Yani çok büyük bir sürpriz yok o tarafta. Faiz indirimler devam edebilir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul sundu.